Erdemli Belediyesi Kurs Merkezi Matematik Dersi'ne hoş geldiniz. Bugün dersimizde çarpanlar ve katlardan tekrar alacağız. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre. Kaç oldu? 3 çarpı 3'ten. 3. Tam 9 oldu. O zaman başlayalım. 100'ü 2'ye böldük 50. 2'ye böldük 25. 5'e böldük. Evet. Kaç oldu? 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 2. Neymiş şifresi? 12. 12. O zaman 4 çarpı 9'u ekliyoruz. Ait olduğu şiir geleneği de ortak değildir. Cevabımız D yanıtıdır. Sorularda cevapları söyleyerek daha rahat bulabiliriz. Tamam, cevaplar bize ögeyi bulmamıza yardımcı olacaktır. Tamam hocam, teşekkür ederim. Eğer x artı y ise o zaman erkek oluyor. Şimdi demiş erkek demiş. Evet, anladın mı? Anladım hocam, teşekkür ederim. Sormak istediğim bir şey var mı? Yok şu anlık, teşekkür ederim hocam. Sonra 12 tane inkılaptan çözdüm. Atatürkçülük. Bir yanlış. Tamam. Şu ana kadar bu kadar çözdüm. Sonra fene geçtim. 65 madde ve endüstri, 4 yanlış. Hocalarıma sordum sorularımı. Öğretmenlerimiz bize bu süreçte çok fazla yardımcı oluyor. Ben de onlara kısa bir parça hediye etmek istiyorum. Ülke olarak ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Koronavirüsle karşı karşıyayız. Global bir kriz. Sürecin böyle gitmemesi adına da kurumlar olarak, belediye olarak bir dizi tedbirler alıyoruz. Bizim de elimizde çok ciddi insan kaynağımız var. Mesela şu anda bizim onlarca öğrencimizin barındığı kurs merkezlerimiz var. Bu kurs merkezimizde devam eden çocuklarımızın tamamı da ya iyi bir üniversiteye girmenin hesabındalar ya da iyi bir lisede, iyi bir fen lisesinde okumanın gayret içerisindeler. Dolayısıyla bu çocuklarımızı da şu anda yüz yüze eğitime tabi tutamadığımız için şu anda belediye bünyesinde istihdam ettiğimiz öğretmenlerimiz aracılığıyla bu çocuklarımıza evlerinde online hizmet veriyoruz. Şu anda sanki yüz yüze eğitime tabi tutuluyorlar gibi şu anda evlerinde öğretmenlerimiz çocuklarımızın eğitimine çok ciddi manada katkı sunuyorlar. Geçen yıllarda olduğu gibi, çünkü geçen yıllarda gerçekten çok önemli başarılara imza attık. 10 tane öğrencimiz Türkiye'de ilk 1000'e girdiler. Özellikle ortaokul seviyesinde iyi bir lisede okumak isteyen çocuklarımızdan 5 tanesi de Türkiye derecesi yaptı. İnşallah o derecenin daha da fazlasını biz 2020 yılı içerisinde başarıyı göstermek istiyoruz. Çünkü bu bizim için hasreten çok çok önemli. Önemli şundan kaynaklanıyor. Çünkü biz emanet ehli bir belediyeyiz. Şu anda ailelerimiz, insanlarımız, anneler, babalar en değerli varlıklar olan çocuklarını bize emanet ediyorlar. Biz de ailelerimizin, velilerimizin bize emanet ettikleri çocuklarını en iyi şekilde hayat hazırlamak adına, onlara iyi bir lisede devam etmeleri adına, iyi bir üniversiteyi kazanmaları adına çok ciddi gayretler sarf ediyoruz. Yine bu kapsamda gönlümüz ister ki
binlerce öğrencimiz bizi istihdam edelim ama biz şu anda liselere hazırlanan 400 tane öğrencimizi şu anda en iyi şekilde sınavlara hazırlıyoruz ve liselerden üniversite kazanacak olan öğrenci 550 tane öğrencimizi de yine bu şekilde online hizmet vererek onların iyi bir üniversite kazanmasını ve iyi bir lise kazanması için elimizden gelen her türlü gayreti seferber ediyoruz. Çalıştığımız kurumda 40 tane arkadaşımız, fedakar öğretmenimiz var. Fakat maalesef öğrencilerimizden ayrı kalmak zorundayız şu durumda. Biz öğrencilerimizi mağdur etmemek için müdürümüzle beraber bir sistem oluşturuldu. Yani sorularına, ulaşamadıkları konulara öğrencilerimizle ilgili çalışma yaparak onların dijital ortamda en azından online sistemle sıkıntılarını gidermeye çalıştık. Bu da şöyle, öğrencilerimize biz günlük konu hatırlatmaları, bununla beraber yapamadıkları sorularda geri dönme gibi bir sistemimiz var. Bu sistemde öğrencimiz istediği an bize ulaşabiliyor. Yapamadığı soruyu mesaj olarak atıyor. Sistemdeki bütün her branşta birden çok hocamız var. Hangi hocamız o anda daha yakınsa fedakar bir şekilde hemen cevaplıyoruz. Bu süreçte biz Erdem Belediyesi Kurs Merkezi öğretmenler olarak öğrencilerimizin hani zorlu bir süreç yaşıyoruz. Sınav kaygıları çok yüksek. Doğal olarak sağlık olarak tabii ki biz online olarak dokunmak zorundayız. Bu süreçte öğrencilerimizin yaklaşımı şu şekilde. Zaten hepsi teknolojiye vakıf, teknolojiyi biliyorlar. Yani sürekli öğrencilerin motivasyonu yüksek tutarak onlarla iletişim halindeyiz. Ama bu süreçte biz öğrencilerimizi yalnız bırakmayarak online eğitimde yanlarında bulunuyoruz. Gerek konu anlatımları, gerek bireysel soru çözümleri, gerekse online deneme sınavlarıyla hizmet vermekteyiz. Biliyorum, sağlığımız için evimizde kalmak zorundayız. Mesela çözemediğimiz soruları çekip şak diye gönderiyoruz. Anında 40 öğretmenimiz bize cevap veriyorlar. Çözebiliyoruz o soruları. Yani gayet başarılı bence. Şu anda mutfakta ders çalışıyorsun. Evet, şu anda gördüğünüz sebebiyle eve tıkıldık. Evin her yerinde ders çalışıyorum aslında. Bu benim için de iyi. Farklı ortamlarda bulunuyorum. Salonda çalışıyorum. Canım sıkıldığımı gördüğünüz gibi şu an mutfaktayım. Mutfakta ders çalışıyorum. Yani dedikleri gibi tatil değil, uzaktan eğitim. Devam ediyoruz. İşte hocalarımız soru gönderiyorlar. Biz de soru çözüyoruz tabii ders programıyla. Sonra deneme gönderiyorlar. Artı çözemediğimiz soruları hocalara atıyoruz. Böyle görüntülü falan arıyoruz. Katkısı oluyor mu size? Katkısı çok oluyor. Yani çok iyi gördüm etkisini. Hocalarınız kontrol ediyor mu? Evet, genelde arıyorlar işte eline ne yapıyor, ders çalışıyor mu? Ya da işte şu an hangi derste? Normalde olması gereken dersi söylüyorlar. Şu an matematikte olması gerekiyor diyorlar. Ben fendeysem beni uyarıyorlar mesela. Öğretmenlerimiz bize bu süreçte çok fazla yardımcı oluyor. Ben de onlara kısa bir parça hediye etmek istiyorum. Ülke olarak ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Koronavirüsle karşı karşıyayız. Global bir kriz. Sürecin böyle gitmemesi adına da kurumlar olarak, belediye olarak bir dizi tedbirler alıyoruz. Bizim de elimizde çok ciddi insan kaynağımız var. Mesela şu anda bizim onlarca öğrencimizin barındığı kurs merkezlerimiz var. Bu kurs merkezimizde devam eden çocuklarımızın tamamı da ya iyi bir üniversiteye girmenin hesabındalar ya da iyi bir lisede, iyi bir fen lisesinde okumanın gayreti içerisindeler. Dolayısıyla bu çocuklarımızı da şu anda yüz yüze eğitime tabi tutamadığımız için şu anda belediye bünyesinde istihdam ettiğimiz öğretmenlerimiz aracılığıyla bu çocuklarımıza evlerinde online hizmet veriyoruz. Şu anda sanki yüz yüze eğitime tabi tutuluyorlar gibi şu anda evlerinde öğretmenlerimiz çocuklarımızın eğitimine çok ciddi manada katkı sunuyorlar. Geçen yıllarda olduğu gibi, çünkü geçen yıllarda gerçekten çok önemli başarılara imza attık.
10 tane öğrencimiz Türkiye'de ilk 1000'e girdiler. Özellikle ortaokul seviyesinde iyi bir lisede okumak isteyen çocuklarımızdan 5 tanesi de Türkiye derecesi yaptı. İnşallah o derecenin daha da fazlasını biz 2020 yılı içerisinde başarı göstermek istiyoruz. Çünkü bu bizim için hasreten çok çok önemli. Önemli şundan kaynaklanıyor. Çünkü biz emanet ehli bir belediyeyiz. Şu anda ailelerimiz, insanlarımız, anneler, babalar en değerli varlıklar olan çocuklarını bize emanet ediyorlar. Biz de ailelerimizin, velilerimizin bize emanet ettikleri çocuklarını en iyi şekilde hayat hazırlamak adına, onlara iyi bir lisede devam etmeleri adına, iyi bir üniversiteyi kazanmaları adına çok ciddi gayretler sarf ediyoruz. Yine bu kapsamda gönlümüz ister ki binlerce öğrencimiz bizi istihdam edelim ama biz şu anda liselere hazırlanan 400 tane öğrencimizi şu anda en iyi şekilde sınavlara hazırlıyoruz. Ve liselerden üniversite kazanacak olan 550 tane öğrencimizi de yine bu şekilde online hizmet vererek onların iyi bir üniversite kazanmasını ve iyi bir lise kazanması için elimizden gelen her türlü gayreti seferber ediyoruz. Çalıştığımız kurumda 40 tane arkadaşımız, fedakar öğretmenimiz var. Fakat maalesef öğrencilerimizden ayrı kalmak zorundayız şu durumda. Biz öğrencilerimizi mağdur etmemek için müdürümüzle beraber bir sistem oluşturuldu. Yani sorularına, ulaşamadıkları konulara öğrencilerimizle ilgili çalışma yaparak onların dijital ortamda en azından online sistemle sıkıntılarını gidermeye çalıştık. Bu da şöyle, öğrencilerimize biz günlük konu hatırlatmaları, bununla beraber yapamadıkları sorularda geri dönme gibi bir sistemimiz var. Bu sistemde öğrencimiz istediği an bize ulaşabiliyor. Yapamadığı soruyu mesaj olarak atıyor. Sistemdeki bütün her branşta birden çok hocamız var. Hangi hocamız o anda daha yakınsa fedakar bir şekilde hemen cevaplıyoruz. Bu süreçte biz Erdem Belediyesi Kurs Merkezi öğretmenler olarak öğrencilerimizin hani zorlu bir süreç yaşıyoruz. Sınav kaygıları çok yüksek. Doğal olarak sağlık olarak tabii ki biz online olarak dokunmak zorundayız. Bu süreçte öğrencilerimizin yaklaşımı şu şekilde. Zaten hepsi teknolojiye vakıf, teknolojiyi biliyorlar. Yani sürekli öğrencileri motivasyonu yüksek tutarak onlarla iletişim halindeyiz. Ama bu süreçte biz öğrencilerimizi yalnız bırakmayarak online eğitimde yanlarında bulunuyoruz. Gerek konu anlatımları, gerek bireysel soru çözümleri, gerekse online deneme sınavlarıyla hizmet vermekteyiz. Biliyorum, sağlığımız için evimizde kalmak zorundayız. Mesela çözemediğimiz soruları çekip şak diye gönderiyoruz. Anında 40 öğretmenimiz bize cevap veriyorlar. Çözebiliyoruz o soruları. Yani gayet başarılı bence. Şu anda mutfakta ders çalışıyorsun. Evet, şu anda gördüğünüz sebebiyle eve tıkıldık. Evin her yerinde ders çalışıyorum aslında. Bu benim için de iyi. Farklı ortamlarda bulunuyorum. Salonda çalışıyorum. Canım sıkıldığımı gördüğünüz gibi şu an mutfaktayım. Mutfakta ders çalışıyorum. Yani dedikleri gibi tatil değil, uzaktan eğitim. Devam ediyoruz. İşte hocalarımız soru gönderiyorlar. Biz de soru çözüyoruz tabii ders programıyla. Sonra deneme gönderiyorlar. Artı çözemediğimiz soruları hocalara atıyoruz. Böyle görüntülü falan arıyoruz. Katkısı oluyor mu size? Katkısı çok oluyor. Yani çok iyi gördüm etkisini. Hocalarınız kontrol ediyor mu? Evet, genelde arıyorlar işte eline ne yapıyor, ders çalışıyor mu? Ya da işte şu an hangi derste? Normalde olması gereken dersi söylüyorlar. Şu an matematikte olması gerekiyor diyorlar. Ben fendeysem beni uyarıyorlar mesela. Öğretmenlerimiz bize bu süreçte çok fazla yardımcı oluyor. Ben de onlara kısa bir parça hediye etmek istiyorum.